Akşamları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor. Yaşamak istiyoruz, iş istiyoruz. Hayat istiyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Neyse ki operasyonlar sürüyor ama uyuşturucu belası maalesef sokaklarda. Sayın seyirciler, uyuşturucu maalesef gençleri zehirlemeye devam ediyor. Uyuşturucu bataklığına saplandı. Her geçen gün dozu daha da arttırdı. Artık öleceğini düşünürken... Bugün İstanbul Bağcılar'dayız. Bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın uyuşturucu paralarıyla belirli açıkları, cari açığı kapattığını iddia etmişti ve sonrasında da Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma bu iddia ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Bizler de Cumhuriyet TV ekibi olarak bugün Bağcılar'da yaşayan yurttaşlara ve özellikle bir süredir uyuşturucu madde kullanmak zorunda bırakılan çocuklara ve velilere sormak istiyoruz. Neden İstanbul'un, Türkiye'nin uyuşturucu sorunu bitmiyor? Veliler bu konuyla ilgili ne düşünüyor ve uyuşturucu madde bağımlıları neden kullanıyorlar? Gelin hep birlikte görelim. Yani abla, bu kötülüğe bulaşınca bir daha dönüşü yok abla. Mesela diyelim ki aynı sigara gibi işte abla, bir kere bulaştın mı bir daha dönüşü yok. İçki, uyuşturucu hepsi aynı abi, abla. Eroin, kokain hepsi. Peki bu çevrede çok var mı kullanan, satan? Yani abla, her gün neredeyse 5-10 kere torbacı falan hepsini görüyorum burada. Hep köşelerde falan satıp duruyorlar. Alenen mi satıyorlar? Yani korkmadan rahat bir şekilde ellerinden çıkarıp verebiliyorlar mı artık? Yani cebinde taşıyorlar yani, kimse çevirmiyor. Çünkü geliyorlar işte ceplerinden çıkartıp gençlere veya çocuklara veriyorlar. Mesela çocuk dediğin en düşük, en küçük kimi gördün? Kaç yaşında çocuk gördün alan? 13 yaşında çocuk gördüm abla. 13 yaşında çocuk aslında para veriyor ve birinden uyuşturucu alıyor. Ne düşünüyorsun peki? Güvenli bir bölgede yaşadığını, büyüdüğünü, okuduğunu hissediyor musun? Yani abla, o kadar güvenli değil. Her an her şey olabiliyor. Geçen aşağıda yine birbirlerini vurdular. Her şey yani belirleyemiyoruz. Bir anda çıkıp ansızın geliyorlar. Böyle yaygınlaşa gidiyor işte abla. Aynı böyle parkların bahçelerinde birbirlerinden geçmiş. Bazıları içkiden, bazıları eroinden, kokainden, onlardan. Peki niye bitmiyor sence bu sorun? Mesela bir çocuk olarak, burada yaşayan bir genç olarak niye bu sorun bitmiyor sence ve artıyor? Tedbirsizlikten abla. Kimse kimsenin çocuğuna, yani anneler çocuklarına bakmıyor, babalar çocuklarını umursamıyor. Devlet çalışanları bazılarını aramıyor veya başka bir şey yapmıyor. Bu tedbirsizlikten dolayı bu ilah daha çok biliyor. Gençlik nereye gittiğini bilmiyorum. O kadar küçük yaşa indi ki anlatamıyorum. Mesela herhangi bir şey şahit oluyor musunuz siz küçüklerin kullandığına veya büyüklerin sattığına? Ya büyüklerin sattığına şahit olmuyorum da küçüklerin sigara kullandıklarını, böyle büyüklerin de kaldırımlarda yattıklarını görüyorum yani. Yani kendinden geçmiş baygın, evet, bir şekilde. Baygın bir şekilde. Polisi arıyorsun, polise diyor ki artık biz getiriyoruz, onları salıyorlar diyor. Bir şey elden gelmiyor. Zararlı değil mi bu size? Ya. Ay ben içmiyorum. Çek. Ama bak orada ne var? Bak orada var. Bak dayı, Kur'an'ıma gömün ben içmiyorum. Onlar niye içiyorlar? Bak o kadar boş. Geçen bir sözde günü içmiyor. Nereden alıyorlar bunu? Bak çaldılar bunlar, hepsi çaldı. Daha bundan bir gün önce burada koca bıçağı çekti, bağırdı, çağırdı. Ben de az kaldı kalbim dura. Hatta polisi aradım. Diyor ki bana bir bayan, ölen var mı, yaralı var mı? Dedim illa ölmesi mi lazım yavrum dedim. Adam burada bıçağı çekmiş dedim. Kime çekti bıçağı? Bir adam başkasına mı? Yanında karı var, çocuk var, başkalarına çekti. Onlar onu kovaladı, buraya çay ocağına girdi. Ne bileyim, bir sürü karabalık. Adam elinde ufak da içiyor, büyük de içiyor. Diyebilir misin bu içtiğin nedir? Ondan sonra kalkıyor böyle aylak aylak geziyor. Sen ondan kaçıyorsun. Hükümet evet yaptı, köprü yaptı. Efendim metro yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı ama sonunda berbat etti. Çoğu işsiz, güçsüz. O yüzden. Peki uyuşturucu kullanma yaşı çok fazla düştü mü? Siz mesela nelere şahit oluyorsunuz? Valla çok düşmüş mesela, bakıyorum daha 13-14 yaşındalar, madde kullanıyorlar. Millet o yüzden çok bu şeylere yöneliyor. Buradan para kazanmaya çalışıyor. Bugün Bağcılar'da 4 ayrı lokasyona gittik ve 3 ayrı arkadaş grubunun uyuşturucu kullandığını gördük. Bir tanesinin içlerine girebildik ve aslında uzun bir süre sohbette ettik. Kendileri fotoğraflarının, videolarının çekilmesini istemediler. Ancak ses kaydı almama müsaade ettiler. Bağcılar'daki durumun özetini anlatmak istiyorum. Bağcılar'da yaşayan yurttaşlar özellikle bu bölgeye herhangi bir yatırımın yapılmadığını ve çok farklı milletlerden insanlar geldiği için de büyük bir kargaşa yaşandığını, genel olarak çıkan kavgaların da bu kargaşa nedeniyle ortaya çıktığını söylemekteler. Ve konuştuğumuz gençler de şunları söylemekte. Bakırköy'deki yurttaşlar veya Bebek'teki, Etiler'deki yurttaşlar bisiklete binerken biz burada uyuşturucu kullanıyoruz. Biz burada belirli ormanlara, parklara giderek, bazı aileleri de aslında rahatsız etmemeye özen göstererek arka taraflarda uyuşturucu kullanıyoruz. Çünkü rahat bir şekilde iş bulamıyoruz, rahat bir şekilde toplumun içine karışamıyoruz dediler. Çocuk yaştakilerde bile var yani. Mesela kaç yaş görüyorsunuz en düşük? 12 yaş diyebiliriz, 11-12. Sorunun temelini mesela görünmeyen eller. Dün bile mesela buradan bir kadın 17 Mayıs yerinden bıçaklanmıştı. Bağcılar'da mı? Yani şu arka sokaklarda bir yer. Akşamları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor. Yaşamak istiyoruz, iş istiyoruz, hayat istiyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Neyse ki operasyonlar sürüyor ama uyuşturucu belası maalesef sokaklarda. Sayın seyirciler, uyuşturucu maalesef gençleri zehirlemeye devam ediyor. Uyuşturucu bataklığına saplandı. Her geçen gün dozu daha da arttırdı. Artık öleceğini düşünürken...